Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, Alak suremizde son dersimizde beraberiz tekrardan. 8. ayet-i kerimemiz inne ila rabbike rucua. Şimdi Allahu Teala bir mesaj veriyor. İnne'yi görmüştük. Hani gerçek şu ki oysa her şey Türkçe'ye çevirirken anlam bağlamında bu veriliyor. Ama gerçek şu ki muhakkak ki ila rabbike yalnız Rabbinedir. İla rabbike, ila rabbike yalnız Rabbinedir. Er-ruc'aney dönüş. Dönüş sadece Rabbinedir. Dönecek olan sadece yani her şey Rabbine dönecektir. Burada anlam bu değerli izleyenler. Burada iki ayet-i kerimede iki noktaya değineceğiz. İnsanoğluna yapılan bir uyarı var, bir de ayetin ayetle tefsiri var bu bağlamda. İnsanoğluna yapılan uyarı ne? Bak kendini yetersiz görüyorsun, işin sonucunda dönüş olan her şeyin döneceği yer Allah Azze ve Celle'dir uyarısı yapılıyor. İnsanoğluna ciddi bir uyarı yapılıyor, mutlak sonun Allah'a dönüş olacağını, her şeyin biteceğini hatırlatıyor. İkincisi ayetin ayetle tefsiri, yani dünyada zalim var, mazlum var, olayların seyri, akışı, her şeyi sorgulamaya itebilir. Allahu Teala diyor ki tabiri caizse dönüş Allah'adır, hesap günü vardır demiş oluyor. Hemen ayet-i kerimeye geçelim. Estaizu billah ve la tahsebennallaha. Ne yapma? Ve la tahsebenne, sanma, zannetme Allah'a, Allah'ı gafilen, habersiz. Amma ya'melu zalimun, zalimlerin yapmış olduğundan Allah'ı habersiz sanma. Yani Suriye'de şu an yaşanan olaylardan, bütün Müslüman coğrafyasında, İslam coğrafyasında veya dünyada yaşanılan zulüm hadisesinden sakın Allah'ı habersiz zanma. İnnemâ yuakhiruhum. Çok çok emin ol ki innemâ yuakhiruhum. Allah Azze ve Celle onları erteliyor. Liyemin, öyle bir güne ki Allah Azze ve Celle onları öyle bir güne ki ertelediği öyle bir gün ki teşhasu o gün fihil ebsar. Teşhasu dışarı fırlamış olacak fihi o gün el-ebsar gözler. Yani dehşetten gözlerin dışarı fırlamış olacağı bir güne, dehşet bir güne Allahu Teala onları saklıyor. O intikamını orada alacak diyor ayet-i kerime. İnne ila rabbike ruca'nın ayetle ayet tefsiri manası aslında tehdit ifade ediyor. Sonun kimde olduğunu söylemiş oluyor. Ara cümle tefsirlerde Ebu Cehil'in bir talebini naklediliyor burada. Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'e Rabbin dilediğinde seni zengin Rabbinin dilediğinde sana her şeyi yapabileceğini mi iddia ediyorsun? Şimdi toplumsal statüde Peygamber Efendimiz'i niye ciddiye almamaya çalışıyor Ebu Cehiller? Çünkü yetim profili o zamanki Arap toplumunun statüsünde böyle arkasında da çok ciddi bir kavmi, topluluğu, milliyetçi bir durumda yoksa, yani savunanı yoksa, çok da malına mal olmadığından, statüsü yetkisi olmadığından çok da kale alınmıyor toplumsal açıdan. Peygamber Efendimiz'i de Ebu Cehil bu statüye sokmaya çalışıyor. Yani sen kimsin ki konuşuyorsun demek istiyor aslında. Ve diyor ki sen istersen zengin olabileceğini mi iddia ediyorsun? Hadi öyleyse şu dağları, Mekke'nin çevresindeki dağları altına çevir diyor. Cebrail Aleyhisselam hemen geliyor Peygamber Efendimiz'e. Yap dersen, istersen tak diye yaparız. Ama bunları altına çevirdikten sonra iman etmezlerse sonları Maide ashabi gibi olur ki Maide suresinde anlatılan. Hani gökten sofra indir iniyor sofra. Hala imanda. Yani mucize iste mucize geldikten sonra iman etmezlerse vakit de vermem diyor Allahu Teala. Hemen iman etmediği an helakı veririm. Şimdi mucize gelmedi, düşünmesi için vakit veririm ama mucize istedi, mucizeyi verdim, iman etmedi, helakı da hemen gönderirim demiş oluyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine bunu istemiyor. Evet, bir sonraki ayet-i kerimemiz 9. ayet-i kerime. Erayte ellezî yenha. Erayte gördün mü ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Ellezî öyle kimseyi ki yenha, engelleyeni gördün mü? Abden bir kulu ki 10. ayet-i kerime. Abden bir kulu ki idâ sallâ. Ne yaptığında? Namaz kıldığında. İdâ zaman demek. Sallâ namaz. Namaz kıldı. Namaz kıldığı zaman bir kulu engelleyeni gördün mü? 9 ve 10. ayet-i kerimeler bir cümle aslında bakınca. Burada 3 konu göreceğiz. Zamirlerin merciği kim? Hikmet mi? Cehalet mi? Cümlelerde yer alan hayret ifadesi. 3. Kelimelerin Hazreti Peygamber karşısında kifayetsiz kalışına yapılan vurgu, dil bilgisindeki karşılığı. 3 konu göreceğiz. 1. Zamirlerin merciği kim burada? Namaz kılan kişiyi engelleyen kim? Ebu Cehil. Yani orada söylemiyor açıkça ayet-i kerimede. Erayitellezi yenha. Namaz engelleyeni gördün mü? Kim engelleyen? Ebu Cehil. Burada
Abden ila salla, bir kul ki namaz kılarken onu engelleyen kim bu kul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Alusi ve diğer tefsirlerimizin, müfessirlerimizin naklettiği zamirlerin merciği tefsirlerde böyle. İlk konu zamirin merciğini söyledik. İkinci konumuz hikmet mi cehalet mi? Cümlede yapılan eraite'de yer alan hayret ifadesi. Yani lakabı Ebul Hakem olan, yani hükmün, hikmetin, adaletin babası olan birisinin yaptığı basitliği gördün mü ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Bu kadar düşüşünü gördün mü? Yani ne kadar kişiselleştirmiş meseleyi, yaptığı hakaretleri, hareketleri, inandığı halde sana davranışını gördün mü? Şaşkınlık için eraite. Gördün mü sorusu aslında hani gözle görmek değil de görüyor musun düştüğü durumu demektir. Hikmet mi cehalet mi? Yani aslında baktığınızda hikmetin babası ama İslam'a göre hikmetin değil cehaletin babası. Demek ki oku emri bilgiyle, entelektüel bilgiyle olmuyor karşılığı. Ebu Cehil bundan büyük örneği. Çünkü Ebul Hakem'den hikmetin babasından Ebu Cehil'liğe gidiyor. Evet. Peki abden kelimesi neyi burada değerli izleyenler? Abden idâ sallâ, bir kul ki namaz kıldığında. Burada abden nekre bir kelimedir. Belirsizliktir yani. Nasıl bir kul olduğu belli olmayan bir kul. Belirgin değildir. Nekre gelmiştir Arapça ifadesiyle. Evet, burada vurgulanmak istenen kelimelerin anlatamayacağı bir kul. Yani hangi vasfıyla vasıflayayım ki onu demektir mesajı. Peygamber Efendimiz'in kelimelerle anlatılamayacağına yapılan vurgudur. Kur'an bağlamında baktığımızda Peygamber Efendimiz'e kul dendiği yerlerde, abd dendiği yerlerde hep onu şereflendirdiği yerlerdir. Burada da onu şereflendiriyor. Hemen İsra suresine bakalım. Subhanellezi esra bi abdihi. Subhane öyle Allah ki tenzihtir, münezzehtir. Ellezi öyle Allah ki esra bi abdihi. Kulu olan bi abdihi, kulu olan peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i gece yürüttü. O Allah azze ve celle her şeyden münezzehtir. Bakın bi abdihi İsra olayını ona lütfettiğinde söylediği ifade. Kehf suresinin ilk ayeti Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe. Öyle Allah'a hamdü sena olsun ki o kuluna bu kitabı indiren Allah Azze ve Celle'dir. Ona hamdü sena olsun. Burada da kitapla şereflendirdiğini anlatırken abd kelimesini kullanmış oluyor. Şereflendirmek için yani özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliğinin vurgulandığı yerde belirsiz abd kelimesiyle anlatılır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ifadesinde de Allahu Teala kendisinden sonra imanı şart koştuğu yerde de abd ifadesini Peygamber Efendimize kullanıyor. Evet devam ediyoruz. Eraeyte in kana alel huda ev emara bit takva. Peki eraeyte gördün mü? Bu görme basara var Arapçada bir de görme. O gözle görme. Bu eraeyte biraz daha düşünce. Yani anlama manasında. Düşündün mü, gördün mü derken bir düşün, şöyle düşün. Eraeyte düşündün mü? İmkâne alel huda. Şimdi bu ayet-i kerimelere iki mana vereceğiz değerli izleyenler zamirin merciğine göre. Önce kelime manasını verelim. İmkâne alel huda. Ya o hidayet üzere doğru yoldaysa okul, ya okul doğru yoldaysa ev emera bit takva veya emera çağırıyorsa, emrediyorsa bit takva, takva yani günahtan kaçınmayı doğruya çağırıyorsa, günahtan kaçınmaya çağırıyorsa bir böyle düşün demiş oluyor ayet-i kerime. Eraeyte in kezzebe ve tevella. Düşündün mü hiç? İn kezzebe yalan söylüyorsa ve tevella ve sırt çeviriyorsa. Kelime manalarını inceliyor şu an. Düşündün mü? Yalan çeviriyorsa ve sırt çeviriyorsa. Şimdi değerli izleyenler bu ayet-i kerime ile ilgili son bir ayet daha görelim ondan sonra geçelim detaya. Elem ya'lem bi ennallaha yara. Bilmiyor mu ki bi ennallah Allah azze ve celle yara. Allah'ın her şeyi gördüğünü bakın yaranın mef'ulü yok. Bunu biliyoruz artık. Mef'ulün hasfi tamim ifade eder. Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Şeklinde ayet bitiyor. Bu ayetlerde üç şey göreceğiz. Ayete verilen farklı manalar, hakim uslubu ile yargılama, akılcılara akıl oyunu. Bir, ayet-i kerimenin diğer anlamı. Ayet-i kerimelerdeki diğer anlam. Buradaki zamirlerin merceği kim? Eraite'deki muhatap kim? Bir hitap peygamberimizedir. O zaman mana. Eraite inkâne alel huda ev emera bit takva. Ya Ebu Cehil inkâne alel huda hidayet üzere olsaydı ev emera bit takva ne yapsaydı? Muhatap Peygamber Efendimiz'e bakın. Eraite ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir düşün. Ebu Cehil hidayet üzere olsaydı ve takvayı emretseydi. Hani Peygamber Efendimiz iki dua, iki amurdan birini istemişti ya Hazreti Allah'tan. Allah'ım iki amurdan biriyle dini kuvvetlendir 40. Müslüman olarak. Hazreti Ömer mi Amr mı? Bir de düşün Amr bin Hak. Amr bin Hişam yani Ebu Cehil Müslüman olsaydı neler yapabilirdi manasında. Eraite in kezzebe ve tevella. Şayet yüz çevirirse sonuç elem ya'lem bi'ennallaha yara. Hadi inansa çok güzel şeyler olacağı belli.
inanmıyor, yüz çeviriyorsa raite in kezebe ve tevella, şayet yüz çevirir ve yalanlarsa elem ya'lem bi ennallaha yer, onun gibi akıllı bir adam Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu şeklinde ne yapmış oluyor? Peygamber Efendimiz'e hitap. Şimdi ikinci anlama göre tefsirlerde bu da var. Buradaki hitap Ebu Cehil'edir. Eraeyte, ey Ebu Cehil, görmüyor musun? İmkanı alel huda, bir düşün. Karşındaki ya gerçekten doğru yoldaysa, yanlış olan sensen. Evemera bit takva, sadece günahtan çağırmaya davet ediyorsa insanları. Böyle bir düşün Ebu Cehil. Bu ihtimali göz önünde bulun. Gene Ebu Cehil'e devam ediyor. Ey Ebu Cehil, eraeyte inkezebe, şayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylüyorsa ve tevella ve sırt çeviriyorsa, elem ya'lem bi ennallaha yara, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor musunuz? Bilmiyor mu? Şeklinde hitap Ebu Cehil'e olmuş oluyor. Bakalım anlam nasıl değişiyor değerli izleyenler? İkincisi, hakim uslubu ile yargılama. Kadı Beyzavi diyor ki, bu ayet-i kerimede, yani iki anlamı da düşündüğümüzde, Cenab-ı Allah sanki karşısına iki davalıyı alıyor ve ona göre hitap ediyor. Yani bir mahkeme esnasında Allah Azze ve Celle teşbihte hata olmaz. Kadı konumunda Ebu Cehil ile Peygamber Efendimiz'in arasındaki münazayı, tartışmayı, mahkemeyi bir hakim uslubuyla yargılıyor. Nasıl yargılıyor? Bakın mantık şu. Akılcı olduğunu iddia edenlere akıl oyunu, olmayan ergi, matematikteki olmayan ergi mantığı. Ne demek? Ey Ebu Cehil, sen haklıysan, düşünelim şimdi, her şeyi objektif düşünelim. Sen haklıysan, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru değilse, peygamber değilse. Bakın ihtimale bakalım. Peygamberin hiçbir zararı yok sen haklıysan. Çünkü sana göre öldü mü toprak olup gidecek. Bir zararı var mı? Sen haklıysan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bir zararı yok. Zarar da değil yani. Ama şöyle düşün Ebu Cehil. Eğer peygamberim haklıysa, yani eraeyte inkâne alel huda, eğer haklı olan %1 ihtimal bile olsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haklıysa, sonunu biliyor musun? Ney sonu? Elem ya'lem bi ennallâhe yara. Allah her şeyi görüyor. Yani inkar ettiğin Allah sana yeni hayatında cehennem vaat ediyor. Seni tehdit ediyor. Bak sana göre sen haklıysan peygamberin bir zararı yok. Çünkü sonunda toprak olup gidecek. Ama ona göre o haklıysa, %1 bile ihtimal olsa o haklıysa, senin sonun çok daha tehlikeli. Yani olayı objektif değerlendirdiğinizde zararda olan kim? Hiçbir tarafa doğru ihtimali vermeyelim. Tamamen objektif düşünelim. Sana göre sonunda toprak oluyorsun. Hiç kimse zararda değil. Ama ona göre toprak olmuyorsun. Öldükten sonra bir cehennem vaat ediliyor. %1 bile ihtimal olsa sen tehlikedesin diye matematikteki olmayan ergi, mantıktaki olmayan ergi mantığıyla Ebu Cehil'i sorgulamaya çekiyor Allah Azze ve Celle. Evet, kelle ale illem yentehi lenesfe'an bin nasiye. Nasiyetin kâribetin hâtiye. Son ayetlerimize geliyoruz. Kelle, hayır. Le illem yentehi, eğer vazgeçmezse, eğer le in şayet, lem yentehi, vazgeçmezse, lenesfe'an, nesfe'an ne demek? Yakalayıp sürükleriz. Bin nasiye, perçeminden. Bin nasiye değerli izleyenler şurası. Eğer vazgeçmezse bu tutumundan, perçeminden sürükleyip ne yaparız onu? Perçeminden yakalayıp sürükleriz. Öyle perçem ki nasiyetin, diğer ayet, öyle perçem ki nasiyetin, kâdibetin, yalancı bir perçem, hatiye, hatalı, günahkar ve yalancı olan bir perçemden onu yakalayıp tutup atarız. Bu ayet-i kerime dehşet değerli izleyenler. Üç şey göreceğiz burada. Bir, dünya ve ahiretteki sonlarını anlatıyor aslında ayet-i kerime. İki, nasiye ile düşüncesizliğe yapılan müthiş bir vurgu var. Üç, zikrul cüz iradetül kül yorumu var burada. Dünya ahiretteki sonları ne demek değerli izleyenler? Perçem ne demek aslında? Nasiye ne demek? Şu alında saçların başladığı yer tam. Alın ile saç arasındaki saçın başladığı tam yer. Bu aslında Araplarda şerefi, her şeyi ifade eden yer. Alın bölgesinde saçın başladığı yer manasında. Bu anlama göre aslında tehdit ne? Ebu Cehil'in Resulullah'a yapmak istediği şeyi kendisi, Allah-u Teala kendisinin dünya ve ahiret sonu olarak vaat ediyor. Ebu Cehil perçemini toprağa sürtmekten, ayağını yüzüne bakıp yüzünü toprağa sürtmekten bahsediyordu. Allah-u Teala şimdi demiş oluyor ki, ben seni alnından, perçeminden tutup tabiri caizse yakalarım demiş oluyor. İkinci bir mana var ki nasiye, bu burayla ilgili kullanılıyor. Evet, ikinci bir anlatım var ki değerli izleyenler, burada beynin ön frontal lob deniyor buraya. Beynin 5 bölümü var. Bu 5 bölümünden bir tanesi ön lobu, yani perçemin altındaki lobu, saç bitiminin altındaki lobu, akıl yürütme, karar verme, tercihini kullanma beyninin, yani tam böyle karar verme mekanizması olan kısmı. Araplar da buradan yolla perçemi kullanıyorlar, nasiyeyi. Yani düşüncesiz veya düşünceli manasında nasiyeyi aslında
aklın hakim noktası olarak kullanılıyor ki burada yani onu aklının düşünmediği noktasından yakalayacağız şeklinde mecazi bir gönderme yapmış oluyor. Arapçada buna zikrul bu kullanıma yani perçem söyleyip Ebu Cehil'i kastetmesine, alını söyleyip Ebu Cehil'in cehenneme atılmasının kastedilmesine zikrul cüz iradetül kül deniyor. Yani Ebu Cehil'in bir parçasını zikrediyor. Aslında Ebu Cehil'i cehenneme atacağının işaretini vermiş oluyor. Böyle de bir yorum yapılmış oluyor değerli izleyenler. Evet. Neden peki perçemi ön plana çıkarmış oldu? Çünkü oradaki işte akılsızlığa yani o lobunu kullanmadığına işaret etmek için bunu kullanmış oldu. Veya perçeminden tutacağız. Araplar perçemi iki anlamda kullanıyorlar. Bir akıl hani söylemiştik. Bir de perçemi şeref manasında yani oradan tutup atmak şerefini beş paralık edeceğiz demiş olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresi başta olmak üzere başka yerlerde nasiye kelimesi geçmiş oluyor. Evet. Burada şimdi değerli izleyenler son ayet-i kerimeler meydan okuma var burada. Evet. فَلْيَدْعُ نَادِيَ. Şimdi şu modda Allah-u Teala konuşmayı geçtikten sonra şunu diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. فَلْيَدْعُ نَادِيَ. فَلْيَدْعُ çağırsın. نَادِيَ kurultayını. نَادِيَ meclis demek. Açık olan bir meclis. Toplanılan meclis. Kurultayını çağırsın bakalım. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. Biz de ne yapacağız? Zebanileri çağıracağız. Yani biz de cehennem meleklerinin bekçilerini çağıracağız. Yani o adamlarının çokluğuyla senin tek başına olmanla övünüyor ya, gücün onun elinde olmasıyla övünüyor. Çağırsın bakalım o gücünü. Biz de zebanileri çağırırız. Haydi meydan okuma. Bunların hepsi halkın gözü önünde oluyor değerli izleyenler. Bakalım sonuç ne? Evet, burada فَلْيَدْعُ نَادِيَ deyince değerli izleyenler hemen çağırsın demek. Yani şu an o gücüyle övünüyor ya, çağırsın ekibini bakalım senin karşına deyince burada bir icaz var. Meydan okuma ve karşı tarafın çaresizliği var. Yani nereden anlıyoruz bunu? Çağırmış mı Ebu Cehil? Bütün toplumun önünde olan bir olay çağıramamış. Neden? Ebu Cehil çünkü şunu anladı. Gerçekten çağırsa kimin geleceğini bu ayetlerde konuşan Allah olduğunu Ebu Cehil biliyor muydu? Çok iyi hissetti bunu. O yüzden yemedi tabiri caizse çağıramadı değerli izleyenler. Evet. Son ayet-i kerimeye geliyoruz. Kella. Hayır hayır. Çağıramaz zaten. Onda o şey yok yani. O babalık yok. O erkeklik onda yok tabiri caizse. La tuti'ahu. Ey Habibim sakın onun isteğine uyma. Güç onda diye. Elinde şey var diye sakın ona uyma. Vescud ne yap? Sen secdeye kapan, vakterip ve Rabbine yakınlaş böylece diyor ayet-i kerime. Burada şimdi nasıl bitiriyor sureyi son ayet-i kerimeler? Secdeye davet kafire lanetle bitirmiş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye davet edilerek ey Ebu Cehil aslında zımnen ne demiş oluyor? Hani secde yaparsa sebebin huzurla ilgili söylemiştik ki ensesine basacağını söylüyordu. Habibim sen şöyle bir secdeye yat. Şu da gelsin bir bassın adamlarını alsın gelsin de bir ensene bir bassın hadi bakalım diye meydan okuyor Ebu Cehil'e. Dalga geçiyor Ebu Cehil'le. Yani bu kadar basit aslında. Hadi bir bassana çok iddialıydın. Halkın gözü önünde oluyor bunu görüyor. Bu olayları halk da görüyor. Yani objektif düşünenler bu olayları görüyorlar. Ebu Cehil'le istihza var yani hafife almak var. Hadi bakalım alnına bas demiş oluyor. Evet hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den nakledilen bir hadis-i şerif değerli izleyenler. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ Evet, Allah Azze ve Celle'nin kuluna en yakın olduğu yerdir secde. Secdeye davetin özel, yani secdeye davetle ilgili hadis-i şerif var mı? Evet, Allah'la kulun arasındaki en yakın olduğu perdelerin kalktığı yer secde anıdır değerli izleyenler. Şimdi burada birçok mesaj var sureyi bitirirken. Burada şimdi surenin başlangıcı mesela değerli izleyenler neyle başladı? İkra okumayla sonu secdeyle bitti. Aslında bütüncül baktığımızda namazı anlatıyor sure. Yani her şeyi anlatıyor ama burada namazdaki kıraate de değiniyor secdeyle biten. Namazın bütünlüğünü anlatıyor. Namaz bu iki yani hani o surenin konusu neydi? Surenin konusu önceki sureyle ilişkisi kamil insanla yani en değerli insanla aşağıların aşağısı olana yönelen insan iki karakteri anlatıyordu. Burada namazın bütününe bakarak en kamil insan olan değersiz bir maddeden yaratılan insanın şerefli bir mahlukata dönüşmesi anlatılırken kibir, ego çıkarlarına ters düşmesi sebebiyle bu gerekçelerden dolayı bildiğini, hakikat bildiğini yaşayamayan insan Ebu Cehil gibinin sonu anlatılıyor. İşte bir namazdaki iki dengeyi yani İslam'la Ebu Cehil ile Ebul Hakem arasındaki, Hazreti Ömer ile Ebu Cehil arasındaki dengeyi anlatmış oluyor. Sureden genel mesajlar,
Bilgi hikmete, mal zillete götürür. İlk mesajımız bu. Nereden çıktı? Surenin başı ilmi medhetti. İlk mesajdı yani. Hazreti İsa'dan sonra ilk kez Allah-u Teala oku diyerek ilmi medhetti. Sonu ise malı zemmetmeye işaret etti. Hatırlayın nasıl yerdi malı? Kella, Ebu Cehil'den bahsederken ne dedi? İnnel insane leyatka arra'ahu stagna. İnsan kazandığı mal ile kendini yani güçlü zannedip her şeye gücü yeteceğini zanneder diyerek surenin başı ilmi medhe, sonu malı zemme işaret etti. Yani surenin başında doğru okuma yapan kul söz konusuyken ikinci kısımda malı sebebiyle kibirlenen bir adamın hikayesi anlatıldı. Neyin kıymetli olduğu böylece işaret edilmiş oldu. Surenin mesajı bütüncül bakalım değerli izleyenler. İlk ayet oku diyor, son ayet yaklaş diyor. Bütüncül baktığımızda ikra ve vaktirib, oku ve yaklaş manası çıkıyor. Yani oradaki okumanın ne demek olduğunu söylemiştik. Bütün her şeyi Rabbinin adıyla okuyabilmek, o gözle bakabilmek, sadece gözüyle okumak demek değil yani. Anlam verebildiği her şeyi, görebildiği, müşahede edebildiği, hissedebildiği her şeye anlam cihetinde Allah adıyla mana yükleyebilmek. Bunu yapabilirse kim? İkra, okur, vakterip ve yaklaş. Oku ve yaklaş. Yani Allah'a yaklaşmanın yolunun böyle bir okumadan geçtiğini sure bütüncül mesajı içerisinde vermiş oluyor. Surenin fasılalarında bir uyum var değerli izleyenler. Bu Mekki surelerin yani Mekke döneminde inen surelerin, hicretten önce inen surelerin genelinde var. Fasıla ne demek? Hani Türkçemizde şiirin son uyumuna kafiye deriz. Arapçada da böyledir. Kafiye vardır. Eğer düz metinde bir uyum varsa buna seci denir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin sonları birbirine uyuyorsa buna fasıla denir. Surenin fasılaları şöyle değerli izleyenler. Her konu değişiminde fasılayı değiştiriyor sure. Yani surede 3-4 fasıla değiştiriyor. Aslında bu paragraf başı gibi bir uyum var. Mekke surelerin genelinde var. Bunu da şöyle görmüş olalım inşallah. Ne demek istedik değerli izleyenler? Suremiz burada işte. İki bölümden oluşuyor. Dedik ki başta surenin mesajı ikra vakterib, oku ve yaklaş şeklinde. Hem kalkale harfleriyle başlamış bir uyum var. Surenin bütününün mesajının bu olduğunu söylemiştik. Evet, daha sonrasında dedik ki fasılalar. Yani ayet sonları da bir bütünle işaret ediyor. Bakın, ikra bismi rabbikellezî halak. Fasıla harfi ney? Ka. Halak'taki ka. Halakal insâne min alak. Oradaki fasıla harfi ney? Oradaki de ka. İlk iki ayette fasıla harfi kafken, diğer ikraya geçtiğinde ikra ve rabbikel ikram. Bakın mime döndü. Ellezî alleme bil kalem. Gene mim. Allemel insâne mâlem ya'lem. Oradaki ikinci anlattığı konuda da ne yaptı? Mimle bitirdi harfleri. Paragraf başı tabiri caizse. Daha sonra yeni konuya başlarken Ebu Cehil'den bahsederken Allemel insane me'alem ya'lem dedi, mimle devam etti. 6. ayet ve daha sonrasında İnne ila rabbike ruca'alarda bakın fasıla harfi ye'ye döndü. Eraytellezi yenha gene ye'ye dönmüş oldu. Abden idâ sallâ devam ediyor ayet-i kerimeler. Ta değerli izleyenler bakın 15. ayet-i kerimeye kadar o ye ile devam etti Ebu Cehil'den bahsettiği konuda. Sonra Allah-u Teala'nın ona tehdidine, muhatabiyetine dönünce fasılayı te'ye çevirdi. Kella le illem yentehi lenesfe'an bin nasiye. Bakın hati'e diğer 16. ayet. Diğer ayet nadiye, zebaniye gördüğünüz gibi. Son ayette de vakteriple de ikraya giriş yaptı. Kalkale ile başladı. Kalkale ile ikra vakterip şeklinde bitirmiş oldu. Yani sureyi hangi açıdan incelersek, Kur'an-ı Kerim'i hangi açıdan incelersek o açıda derin incelikleri, dokunuşları olmuş oluyor. Burada bir konuya daha temas ederek suremizi bitirmiş olalım. Buradaki okumak dediğimiz gibi sadece entelektüel anlamda bilgi girişinden ibaret değil. Çünkü İslamiyet'e göre Müslüman bir kimse doğru okuma yapan ama hani toplumun belki de Anadolu'daki bir çiftçi diyebiliriz. Hiçbir ilmi birikimi olmayan ama Allah'ı tanıyan birisi. Nice okumalar yapmış ama Ebu Cehil konumunda, zamanın Ebul Hakimi konumunda nice bilim adamlarından çok daha değerlidir. Demek ki buradaki bilgi sadece entelektüel anlamdaki bilgi değil, Allah'a götüren bilgi, Rabbini tanımaya götüren bilgi anlamındadır. Doğru okumanın sonucu Allah'a yakınlaştırır. Yoksa her okuma Allah'a yaklaştırmaz. Rabbinin adıyla okunan her şey Allah'a yaklaştırır şeklinde doğru okumanın mesajını iyi anlamamız gerektiğini bizlere söylemiş oluyor. Böylece ilk suremizin, ilk inen suremizin 19 ayetinde bitirmiş olduk. Sureye başlarkenki konumumuzla şimdiki arka plandaki oluşan bilgiler, Rabbimize şükürler olsun ki biz de entelektüel anlamda bilgiyi almış olduk. Peki bizi
Bu mu burası? Burası mı sadece? İşte bunun hayata yansıyan noktası, Rabbimizi tanımaya giden noktası olmazsa sadece ne olmuş olur? Sadece okumak, tilavet anlamında olmuş olur. Dolayısıyla gerçek anlamda okumak için hayatı buna göre bina etmek gerekiyor değerli izleyenler. Rabbim anlayabilmeyi, daha sonra anlatabilmeyi, önce yaşayabilmeyi, sonra yaşatabilmeyi cümlemize nasip eylesin. İnşallah bir sonraki suremizde, kalem suremizde, Nun suremizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.